Merhaba arkadaşlar. Şimdi katı cisimlere geçiyoruz. Bizim bu seni anlatacağımız son konudur. Hani genel itibariyle önemli konumuzdur. Öğrencinin biraz da çekindiği bir konudur. Ama hani şunu bilmesi gerekiyor. Hem TYT hem AYT'de sorulan bir konu olduğu için biraz daha hani iyimser yaklaşması gerekiyor. Yapılması gereken konulardan bir tanesidir. Üç boyutlu bizim cisimlerimiz olduğundan dolayı öğrenci biraz da bu konudan çekiniyor. Hani çekilmemesi gerekir. Tabi bazı formlarımız zaten bilmesi gerekiyor. Form dışında yorum gücünü kullansa soruları rahatlıkla yapabilecek bir konudur. Şimdi burada şöyle bir şey. Dikdörtgenler prizması burada ben öncesinde şöyle bir şeyler anlatayım size. Hani katı cisimlerimizi biz 3 başlık altında anlatıyoruz. İşte prizmalardır, piramittir, bir de küredir. Prizmalar iki yüzeye paralel olan katı cisimlerimizdir. Hani tabanına göre isim alır. Mesela tabanın kare ise kare prizmadır. Ya da tabanı mesela şöyle dikdörtgenlerden oluşuyorsa dikdörtgenler prizmasıdır. Ya da mesela küp var. Bizim küp var. Ve tabanı mesela daire ise silindirdir. Bu şekilde prizmaları bu başlıklar altında ya da genel itibariyle tabanına göre isim alır. Piramitlerimiz var. Yine tepe noktası olan, tabanı olan bizim katı cisimlerimizdir. Tabanı mesela kare ise kare piramit, mesela daire ise koni, üçgen ise üçgen piramittir. Bir de küreyi bu şekilde 3 başlık altında katı cisimleri anlatacağız. Şimdi bu kısma geçmeden önce ben şunu söyleyeyim size. Bizim şöyle bir şey, üç dikmen kuralı dediğimiz bir kural var. Mesela şöyle bir düzlemimiz varsa, düzlemin üzerindeki şöyle bir doğruya, dışarıdan bir noktadan şöyle bir dik doğru indirirseniz, yani yukarıdan bir noktaya, düzlem üzerindeki şu doğrumuzda şöyle ikinci bir dik doğrumuz varsa bunların şu indirdiğimizle kesim noktasını birleştirirseniz burası 90 derece olur. Bu mesela ne işimize yarıyor? Hem mesela şöyle bir katlı cisim ya da bir prizmada şöyle bir tepeden şu doğruya dik indirsek buradaki doğrumuzda şu doğrumuz 90 ise bunların kesim noktası da şurayı birleştirdiğimiz zaman burası 90 derece olur. Ya da şunları birleştirdiğiniz zaman burası 90 derece olur. Bu bir yorumdur. Yani öğrencinin bazı sorularda kullanması gereken bir yorumdur. Yani 3 dikmen kuralı bahsettiğimiz kısım şurada bu şekilde gözüküyor. Şimdi prizmalarda genel itibariyle şöyle bir şey var. Mesela bunlar hani şu uzunlukları artık biz ayrıt diyoruz. Mesela şu ayrıtlarımız, şunlar taban ayrıtlarımızdır. Şu yan alay ayrıtlarımızdır. Mesela artık o uzunluk dediğimiz kısım burada bu şekilde artık ayrıt olarak geçecek. Mesela bu tabanıdır. Şu tabandır. Bunlar yüzeylerimizdir. Bunlar paraleldir. Bazı sorularda mesela sizden şöyle bir yorum istese, mesela şöyle bir uzunluğu istese, burada bilmeniz gereken mesela tabanı eğer burada mesela dikse, şurası 90 derece ise, şuradan şurayı birleştirdiğimiz zaman bir dik üçgen ortaya çıkar. Ya da şuradaki yanal ayrıtla şu tabandan geçen şu doğrumuz dikse şurası 90 derece şöyle bir dik üçgen ortaya çıkar. Bazen bu yorumları öğrencinin yapması gerekiyor. Yani mesela şu üçgenimiz mesela şurası 90 derece ise siz buradan birleştirdiğiniz zaman ya da şuradan birleştirdiğiniz zaman burada dik üçgenler ortaya çıkar. Bu kısımları bu yorumları artık yapmanız gerekir. Şimdi prizmalarda genel olarak şöyle genel hepsinde geçerli. Yani kare, dikdörtgen, küp, silindir hangisinde varsa şöyle bizim alanımız var. Alanı biz nasıl buluruz? Prizmalarda mesela şu alanımız eğer bu prizmanın alanı istese tüm yüzeylerin yani bütün yüzeylerin alanlar toplamı bize alanı verir. Tek tek de bulabilirsiniz. Bazen pratik yorumlarımız da var. Bütün yüzeylerin alanlar toplamı alanı verir. Eğer yanal alan istese mesela şuradaki şu yanaldan bahsediyor. Şuradaki taban alt ve üst tabanlar hariç. Şuradaki alanı istese şu taban çevresi. Yani tabanına göre üçgen de olabilir. İşte dediğimiz gibi kare de olabilir. Taban çevresi çarpı şu yüksekliğimiz. Yani açtığımız zaman düzlemsel bir şekilde açarsak bir dikdörtgen çıktığı için yükseklik çarpı taban çevresi bize yanal alanı verir. Bir de şöyle bir şey var. Hacim. Şuradaki yüksekliğimiz h, şuradaki taban alanımız belli ise yükseklik çarpı bizim taban alanımız TA diyeceğiz. Taban alanımız bize hacmi verir. Şimdi burada bahsettiğimiz bu üç durum bütün prizmalarda geçerli. Yani alanı nasıl buluruz, hacmi nasıl buluruz, yan alanı nasıl buluruz? Bu şekilde bütün prizmalarda geçerli bir kuraldır. Şöyle bir sorumuz var. Yüksekliği taban ayrıtının iki katı olan
kare prizmanın hacmi 432 birim ise alanı kaçtır diye sormuş. Yüksekliği şu şekilde bir tabanı kare olduğundan dolayı şöyle bir kare prizmamız var. Şöyle bir kare prizmamız. Yüksekliği taban ayrıtının iki katı olan. Yani şöyle bir prizmamız, şu kare prizma tabanı karedir. Ben buraya A desem yüksekliğimiz kaç A olması gerekir? 2A olur. Burada şöyle bir yorumdan bahsetmiş. Hacim vermiş bize. Yüksekliğimiz ise buradaki taban alanımız şurası kare olduğundan dolayı. Şurası kare ise alanımız buradan ne olur? Şurası A karedir. Hacmi biz nasıl buluyorduk? Hacim yükseklik çarpı taban alan değil miydi? Yüksekliğimiz kaçtır? 2A'dır. Taban alanımız burada nedir? A karedir. Çarparsanız 2A küpümüz neye eşitmiş? Buradan 432 birim küpe eşitmiş. İşte bunları sadeleştirirseniz A küpümüz buradan ne olur? 216 buradan 216 6'nın küpü olduğundan dolayı A'yı buradan 6 buluruz. Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi biz o zaman A'yı 6 bulduğumuz zaman bu yüksekliğimiz 12, taban alanımız şu taban ayrıtımız da 6 olur. Alanı istese, alanı istediği zaman, şimdi alanı biz nasıl buluruz? Mesela şu taban alanımız 6'nın karesi kare olduğundan 6'nın karesi, buradan da 6'nın karesi kaç olur? 36 artı 36, şu 6 üstten 72 gelir. Taban çevresi kaç buradan? Ya da tek tek de bulabiliriz. 12 çarpı 6 buradan şu yüzeyimizin alanı kaçtır? Şu dikdörtgendir zaten. 72. Kaç tane yüzümüz var? 4 tane var. O zaman 4 çarpı 72 olur. Yani toplarsanız 72. Buradan 4 çarpı 72 288. Tamamını toplarsanız 360 olması gerekir. Bizim tüm yüzey alanımız buradan 360 olur. Buradaki toplama yani size kalan bir şeydir. Öğrencinin pratiğine kalıyor. Şöyle bir sorumuz var. Düzgün altıgen prizma. Şuradaki yüksekliğimiz 10 verilmiş. Yani şu tabanı altıgen olduğundan düzgün altıgen prizmadır bu. Şu bizim taban ayrıtlardan bir tanesinin uzunluğu 4. Şuradaki KT uzunluğu kaçtı diye sormuş. Şu uzunluğu istiyor bizden. Burada yapmamız gereken. Mesela şu yüksekliğimiz, şu ayrıtımız 4 ise. Düzgün altıgende şöyle bir özelliğimiz vardı. Şuradaki cisim en uzun köşegenimiz bir uzunluğun bir kenarın 4 katı olduğu için burası 8. Bak şurası da köşegen. Bak tam uzun köşegen hizasına geliyor. Şuradaki şöyle bir 90 durumu çıkar. Yani burada oluşan bir dik üçgenimiz var. Şurası 8. Buradaki uzunluğumuz 15 ise dik üçgende 8, 15. Bizden istediği KT uzunluğu kaç çıkması gerekir? Buradan 17 çıkması gerekir. Şimdi devam ediyoruz. Şimdi dikdörtgenler prizmasına geçeceğiz. Dikdörtgenler prizması şöyle bir şey var. Bütün yüzeyleri dikdörtgen olan prizmayı biz dikdörtgenler prizması diyoruz. İşte mesela ayrıtlarımız şurası A. Şuradaki taban ayrıtımız ve yüksekliğimiz buradan C'dir. Yan alanı istese mesela şuradaki dikdörtgen çevresi 2 artı 2 ve yüksekliğimiz C'dir. Yan alanı bu şekilde buluruz. Bütün alanı, tüm alanı istese mesela şuradaki şu ya da şu tabanında ne var? A çarpı B var. Yukarıdan da A çarpı B var. İki tane dikdörtgen alanı 2AB olur. Buradaki şu sağdaki yüzeyin alanı B çarpı C'dir. Buradan da B çarpı C 2BC olur. Bir de ön tarafta bizim burası C olduğundan dolayı şuradaki önde gördüğümüz şu yüzeyin alanı bu dikdörtgenin A çarpı C ise arkada da bir A çarpı C var. O zaman tüm alanımız işte şu parçalarını topladığımız zaman iki parantezinde AB artı AC artı BC olur. Bu şekilde biz şu dikdörtgenin prizmasının tüm alanını bulmuş oluruz. Hacim yine ben şu yükseklik hacmi biliyoruz. Yükseklik çarpı taban alanı olduğundan dolayı taban alanımız şuradaki dikdörtgen alanı A çarpı B'dir. Yüksekliğimiz de C ise o zaman A çarpı B'de yüksekliği çarparsanız ABC çıkar. Yani hacim bütün ayrıtların çarpımına eşit olur. Cisim köşegeni dediğimiz bir şey var. Bizim dikdörtgenler prizmasında cisim köşegeni dediğimiz bir şey var. Şu en uzak iki noktayı birleştiren doğru parçasıdır. Yani bunu mesela bir odada düşünebilirsiniz. En uzak iki noktayı birleştiren şu doğrumuza biz cisim köşegeni diyeceğiz. Burayı nasıl buluruz? Mesela ben burası B ise şurası da B'dir. Şurada bir 90 derece var. Burada bir dik üçgenimizden Pisagor bağıntısından şu uzunluğumuz kök içinde A'nın karesi artı B'nin karesi olur. Kök içinde.
Bir de şu uzunluğumuz C ise şurası da C. Buradan şöyle bir Pisagor bağıntısı yaparsanız. Hani E'nin karesi eşittir işte A, şu kök içinde A kare artı B karenin karesinden A kare artı B kare. Bir de C'nin karesi yaparsanız kök içine aldığımız zaman cisim köşegenimiz bu olur. Yani ayrıtları kök içine aldığımız zaman kök içinde A kare artı B kare artı C kare bize cisim köşegeni verir. Bu cisim köşegeni de bazen bir de yan yüz köşegeni. Mesela şu, şurada bir dikliğimiz vardır. Şuradaki mesela bu yan yüz köşegenimiz B kare artı C kare eşit olur kök içinde. Ya da şu yukarıdakini istese A ile B'nin kareleri toplam kök içinde. Bizim yan yüz köşegenini bu şekilde bulmuş oluruz. Şu da bizim işte dikdörtgen prizmasının açık hali. Yani şu açmışlar böyle bir şekilde. Zaten kaç yüzü var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 tane yüzümüz var. Açarsanız bu açma biraz da şekilden şekle değişir. Yani soruya göre değişiyor. Şöyle bir sorumuz var. Şekildeki dikdörtgen prizması. Ve A uzunluğu, şuradaki uzunluğumuzu ne vermiş bize? Kök 38 vermiş. Şuradaki 5, şu taban ayrıtlarımız burası da 2 ise bizden yüksekliği x'in kaç olduğunu soruyor. Burada yapmamız gereken şu dikdörtgen olduğundan dolayı şunu şöyle birleştirseniz. Şurası 90 derecedir. Buradaki üçgenimizde Pisagor bağıntısından 2'nin karesi artı 5'in karesi şurası kök 29 olur. Şimdi bizden x'i istiyorsa şurada bir 90 derecemiz var. Şurada bir dik üçgenimiz var. Bak burada bir dik üçgen ortaya çıkar. Şu uzunluklarımız yani x'in karesi artı kök 29'un karesi ne eşit olması lazım? Şuradaki kök 38'in karesine eşit olur. Kök 38'in karesine eşit olur. Buradan x kare artı 29 eşittir 38'den. X'imiz buradan işlem yaparsanız x'i buradan kaç buluruz? Şu yüksekliğimizi 3 buluruz. Şöyle bir örneğimiz var. Şekildeki dikdörtgen prizmasının AL uzunluğu kök 41, işte AN uzunluğu 5, bir de NL uzunluğu kök 34 demiş. Prizmanın yüzey alanı kaç birimdir diye sormuş. Şimdi ben şöyle bir şey kendim şuralara ayrıt versem. Buraya mesela ben buraya A desem, şuraya B, şuraya da C desem. Şuradaki B ise mesela burası da B'dir, şurası da B'dir. Ya da mesela burası şu A ise burası da A'dır. B ise şurası da B'dir. Şurası diktir. Mesela A'nın karesi artı B'nin karesi bu dik üçgende. A'nın karesi artı B'nin karesi kök 34'ün karesinden 34 olur. Ya da mesela burası yüksekliğimiz C ise buradaki dik üçgenimizde A'nın karesi artı C'nin karesi. Burada ne olması lazım? Kök 41'in karesi 41 olur. Ya da buradan bir şöyle bir dik üçgenimiz varsa B'nin karesi artı C'nin karesi 5'in karesi 25 olur. Şimdi burada şey demiş, prizmanın yüzey alanı istediği için normalde bizim hani alt alta toplayıp bulmamız gerekiyor da buradaki soruda şöyle bir eksiklik var. Ayrıtları, ayrıt uzunlukları tam sayı demesi gerekir bu soruda. Yani başka türlü çıkmaz. Sadece bu verilenlerle biz yüzey alanı bulamayız. Ayrıt uzunlukları tam sayı ise mesela şu ben buraya şöyle desem şu 4'ün karesi bu da 3'ün karesi 5'i veriyor. Bu 4'ün karesi bu da 5'in karesi sağlıyor. Kök 41 sağlıyor. O zaman şu 5'in karesi bu da 3'ün karesi sağlıyor. Yani buradan A'mız ne olması gerekir? 5 olması gerekir. B'miz buradan 3, buradan C'yi de 4 seçersek sağlar. Bu şekilde sağlar. Şimdi yüzey alanımız neydi? 2 parantezinde AB artı AC artı BC bu şekilde buluyorduk. Yani 2 çarpı 5 çarpı ne diyeceğiz? 3 artı oradan 5 çarpı 4 artı 3 çarpı 4. 15 olur. Şuradan da kaç olur? 20 olur. 35. Buradan da 12. Kaç oldu? 15, 20. Oradan da 12, 47 olur. 2 çarpı 47. Kaç olması gerekir? Yüzey alanımız buradan kaç çıkar? 94 çıkar. Şöyle bir sorumuz var. Üçüncü sorumuz. Bir dikdörtgen prizmasının ayrıtları 3, 4, 5 ile orantılıdır. Bu prizmanın cisim köşegeni 5 kök 2 ise. Yani bizim şöyle bir dikdörtgen prizması buradan şöyle kendimiz çizersek. Şöyle dikdörtgen prizması çizdiğimiz zaman. Bizim ayrıtlarımız şu 3, 4, 5 ile orantılı demiş.
Yani ben şuraya 3K, 4K desem, şurası 3K ise, yüksekliğimiz buradan 5K ise, şuradan bir dikdörtgenimiz vardı zaten. 3K, 4K dik üçgeni, burası 5K olur. Cisim köşegenimiz şundan bahsediyor. Şuradaki cisim köşegenimizdir. 5K, 5K ise burası ne olur? 5K kök 2. Neye eşitmiş? 5 kök 2'ye eşitmiş. Yani buradan kaç buluruz? 1 buluruz. Bize ne istiyor? Hacmi kaçtır? Hacim A çarpı B çarpı C olduğundan dolayı biz K'yı 1 bulmuştuk. Mesela şurası 4'tü. 3K ise burası 3. Şu yüksekliğimiz de buradan 5 olur. 5K çarpı 1'den, 5 çarpı 1'den 5 olur. O zaman aylıklarımız 3, 4, 5 olduğu için 3 çarpı 4 çarpı 5 desek hacim buradan kaç çıkar? 60 olması gerekir. Dördüncü örneğimiz, şekildeki dikdörtgen prizmasının alanı 108 demiş. Yani alanı biz nasıl buluyorduk? İki parantezinde AB artı AC artı BC buluyorduk. Alanı 108 demiş. Bir de A artı B artı C'miz 13 ise prizmanın cisim köşegeni kaçtır diye sormuş. Şimdi burada A, B, C, A artı B artı C'nin 13 ise şöyle A artı B artı C'nin şu kare açılımını yaparsak biz bunu nasıl buluyorduk? A'nın karesi artı B'nin karesi artı C'nin karesi iki parantezinde AB artı AC artı BC, bu şekilde çarpan ayırma konusunda bilmeniz gerekiyor. Buradaki uzunluğumuz kaç verilmiş? A artı B artı C'miz 13'tür. 13'ün karesi 169. Burayı bilmiyoruz. Aslında tamam, bu kalsın. Şuradaki alanımız kaçtı? Şunun tamamı kaçtı? 108'di. Bu tarafa atarsak zaten alanı şuraya 108 vermişti. Bu tarafa atarsak A'nın karesi artı B'nin karesi artı C'nin karesi artı 108. Attığımız zaman A'nın karesi artı B'nin karesi artı C'nin karesi kaç çıkar buradan? 61 mi olur? 61 olur. Bizden ne istiyor? Cisim köşegenimiz neydi? Cisim köşegenimiz zaten E eşittir kök içinde A'nın karesi artı B'nin karesi artı C'nin karesi diye bulmuyor muyduk? O da zaten bunun değeri bellidir. Kaç bulmuştuk? 61. O zaman cisim köşegenimiz buradan kök 61 olur. Şu sorumuza geçelim. Beşinci sorumuz. Bir dikdörtgenin prizmasının farklı üç yüzün alanları 6, 8, 12. Buna göre prizmanın hacmi kaçtır? Yine ben bunu şekil üzerinde şekle aktaralım, daha net olur. Şöyle bir dikdörtgenler prizmamız olsun. Şöyle dikdörtgenler prizmamız olsun. Bu yüzeylerin farklı yüzeyleri. Mesela şu taban alanımız, misal burası A çarpı B, burası da C olsun. Taban alanımız 6 ise A çarpı B'miz buradan ne olur? 6 olur. Şu ön gördüğümüz, şu ön taraftaki yüzümüz A çarpı C'miz 8 olsun. A çarpı C 8. Bir de şuradaki sağdaki şu yüzümüzün B çarpı C, yani farklı yüzeyler dediği için hep biz sadece birer tanesini B çarpı C'miz buradan kaç olsun? 12 olur. Bizden ne istiyor? Hacmi istiyor. Hacmi biz nasıl buluyorduk? A çarpı B çarpı C diye bulmuyor muyduk? Bu şekilde biz bu verilerden A, B, C, A çarpı B çarpı C'yi bulmamız gerekiyor. Alt alta çarparsanız A çarpı A buradan A kare olur. B çarpı B buradan B kare, buradan C çarpı C karemiz 6 çarpı 8 çarpı 12 olur. Kök için alırsak, şurayı kök için aldığımız zaman, burayı kök için alırsak A çarpı B çarpı C. Ya zaten bizden istediği şu hacmi bulmuş oluruz. O da eşittir. Bunu nasıl kök içine çıkarız? 48 çarpı 12'dir. 4 çarpı 12. Aslında şöyle bir şey. Bu 4 çarpı 12 çarpı 12'dir. Buradan bir 2 çıkar. Şuradan da bir 12 çıkar. Çarparsanız hacmi ne olması gerekir? Bizim bu prizman hacmi 24 olması gerekir. Altıncı sorumuz. Şekildeki dikdörtgenleri prizmasının şu TB uzunluğu kaç verilmiş? 8. Bir de taban haritalarımız 9, 12 ise DT uzunluğu kaçtır diye sormuş. Şimdi burada bilmemiz gereken şu 9 ise burası da 9'dur. Şunu şöyle birleştirdiğimiz zaman 9, 12 şurası 90 derece olduğu için 9, 12 burayı kaç buluruz? 15 buluruz. Bir de şu yan ayrıttı. Taban ayrıttığımız burası, şuradaki tabanımız diktir zaten. Burada bir dik üçgen ortaya çıkar. Yani burada bulmamız gereken şu dik üçgenin 8, 15, şuradaki DT uzunluğumuz 17 olur. DT uzunluğu buradan kaç çıkar? 17 çıkar. Buna benzer şöyle bir mantıklı bir sorumuz daha var. Bizden
Şu yine ayrıtlarımızı şuradaki yüksekliği 10 vermiş. Burası 6. Bir de AT uzunluğu 8 vermiş. Bize NT uzunluğu kaçtır diye soruyor. Şimdi NT'yi nasıl buluruz? Ben burası 6 ise şurası da 6 olduğunu biliyorum. Şurada bir 90 derece varsa. Siz DT'yi şöyle birleştirirseniz. Şuradan birleştirdiğimiz zaman 6, 8 dik üçgenden burası 10 olur. Şuradaki uzunluğumuz 10 olur. Peki şu yanla şuradaki tabanımız burası dik değil miydi? 10 ise şurası da 10'dur. O zaman burada oluşan şu üçgenimiz 10, şurası da 10. İkizkenar bir dik üçgenden şuradaki uzunluğumuz yani NT uzunluğu 10 kök 2 olması gerekir. 8. sorumuz. Şekildeki dikdörtgen prizması verilenine göre PT uzunluğu kaçtır? 6'dır. Şurası 9, burası 4. Mesela burası 9 ise şuradaki uzunluğumuzun tamamı 9, buraya 4 kaldığını biliyoruz. Ya da şurası 6 ise buradaki bütün ayrıtlarımız 6, burası 3'tür. Bizden şu uzunluğu istiyor. Ben şöyle bir yorum yapacağım yine. Şimdi P'den şu tam doğrusal yani 3'e 3 olduğu için aşağı şöyle bir dikme indirsek. Yani burada bir dikdörtgen oluştuğundan dolayı 3 ise burası da 3'tür. Şurayı birleştirsek. Şurada dik üçgenimiz var. 3, 4. Burayı kaç buluruz? 5. Yüksekliğimiz burada 4 ise şuradan zaten hani şuradaki ayrıtlarımız 4 olduğu için burası da 4 olur. Bizden şöyle bir artık bu uzunluğu bulabiliriz. Burası 90 derecedir. Şurası diktir. Burada bir dik üçgenimiz oluşur. Dik kenarlarımız şu 4 ve 5 ise Pisagor bağıntısından. Hani şuradaki ayrıtımız 4, burası da 5 ise şurası 90 dereceydi. O zaman PT uzunluğu ben aslında kısa hızlı bir şekilde yapayım. 4'ün karesi artı 5'in karesi şuradaki PT uzunluğu kök 41 olur. 9. sorumuz. Şekildeki dikdörtgen prizmasında buradaki uzunluğu tarım 1, 6'ya 8, şurası da 6. Şuradaki uzunluğun kaç olduğunu soruyor. Şimdi bu soruda bizim yapmamız gereken mesela şu uzunluğumuz 1 ise ben şu paralel olacak şekilde şurayı şunu çekersem bu uzunluğumuz 1 ise şurası da 1 olur. Bir de şöyle bir yorum yapmamız gerekir. Şu ben bunu biraz daha şu şekilde paralel çizersem 8 ise şurası da 8, 6 ise şurası 6. Artık burada aslında şöyle bir yüzey oluşturuyoruz. Şunu şöyle birleştirdiğiniz zaman şurada oluşan bir dik üçgen ortaya çıkar. Burası 1 olduğundan dolayı şurası diktir. 6, 8, şuradaki uzunluğumuz kaç olur? 10 olur. Buradaki tüm yüksekliğimiz 7 ise şunun tamamı da 7, 1, 1. Şuradaki arada kalan şu uzunluğumuza 5 kalır. Peki bu uzunluk da şuradaki dik değil midir? Yani şuradan paralel çizdiğimizden dolayı şu tabanı paralel çizersek şurası dikse şurası da dik olur. Oluşan şöyle bir dik üçgenimiz ortaya çıkar. Uzunluklarımız burası 10'du. Şuradaki uzunluğumuz da 5'ti. 5, 10 varsa şuradaki uzunluğumuz 5 kök 5 olması gerekir. Yani K2, K kök 5 özel üçgeninden bizden istediği o TR uzunluğu 5 kök 5 olması gerekir. 10. sorumuz. Yukarıdaki şekildeki dikdörtgen prizmasında verilenlere göre alan ADNB kaçtır? Kolay rahat bir sorudur. İster bunu şöyle dikdörtgen haline getirir yarısı dersiniz ya da şurası 6 ise şurası 6 burası dik üçgenden şurası 6 8 şuradaki uzunluğumuzun DB uzunluğu 10 olduğunu söylersiniz. Bir de şöyle bir şey var. Buradaki ayrıtlarımız 4 ise yüksekliğimiz 4'tür. Yükseklikle şuradaki tabanın 90 derece olduğunu biliyoruz. Bak burada bir dik üçgenimiz var. Şurada dik üçgenden alanımız yükseklik çarpı tabandan 4 çarpı 20 şey 4 çarpı 10 bölü 2'den alanımız kaç olması gerekir? 20 olması gerekir. Bizim hani şu şekilde bunu dikdörtgenler hani şöyle bir dikdörtgen haline şu kestiğimiz yani şu ara kestiğimiz köşegenlerden geçen bir dikdörtgendir. A deyip şuradaki 40'ı 2'ye bölüp de yapabilirsiniz. Bu şekilde de yapabiliriz. Devam ediyoruz. Şimdi 11. soruya geçeceğiz. 10. sorumuzdu. Şekildeki dikdörtgenin prizmasının P noktası şuradaki yüzeyin KLM'nin şu ağırlık merkezi demiş. Yani tam köşegenin kesim noktası. Bizden alan DP'ne karşı diyor. Şimdi şöyle bir şey. Şu köşegen olduğu için bunun ağırlık merkezi buradaysa, buradaki ayrıtımız 4 ise şuradan tam şu ağırlık merkezinden aşağı indirdiğimiz bu ağırlık merkezine burası da 4 olması gerekir. Bir de şöyle bir durum var.
Şuradaki uzunluğumuz 6, şurası da 6, şurası dik üçgenin 6, 8. Burayı kaç buluruz? 10 buluruz. Bizden bu üçgen alanı istiyor. Yüksekliğimiz belli, tabanımız belli. O zaman 4 çarpı 10 bölü 2'den alanımız kaç olması gerekir? 20 olması gerekir. Yani bunu biraz önceki bahsettiğimiz şu kestiğimiz bir dikdörtgen olur. Oradan da yarısı diye bulabildiniz. 12. sorumuza bakalım. 12. sorumuz şuradaki ayrıtlarımız 6, 8, yüksekliğimiz 4. Şu üçgen alanı kaçtır diyor. Şöyle bir şey yapacağız. Yine 6, 8, şunu şöyle birleştirdiğimiz zaman şuradaki 10'sa oluşan şu dikdörtgeninden dolayı şuradaki yüksekliğimiz aynı zamanda şu bir dikdörtgen oluyordu zaten. Şuradaki uzunluğumuz 10'sa buradan şuraya paralel çizersek şurası da 10 olur. Aynı zamanda bu yüksekliğimiz, yani bu kestiğimiz dikdörtgen olduğu için şu uzunluğumuz şurası dikdörtgen olduğundan bu 10'sa şuradaki de 10'dur. Tabanımız 4 ise şuradaki tabanın da 4 olduğunu biliyoruz. Şu tabanımız da 4'tür. Şimdi bu üçgen alanı bu sefer yüksekliğimiz 10 çarpı tabanımız şu yükseklikimizdi. 10 bulmuştuk. Tabanımız da 4. 10 çarpı 4 bölü 2'den alan kaç olur? 20 olması gerekir. 13. soruya bakalım. Şekildeki dikdörtgen prizmasında PRST notları bulundukları yüzeylerin ağırlık merkezi demiş. İşte bizden alanı bir de çevresi kaçtır diyor. Şöyle bir yorum yapabiliriz. Burası ağırlık merkezi. Şurası ağırlık merkezi. Mesela buradaki köşegen şu uzunluğumuz 8 ise ağırlık merkezinden paralel çizersek burası da 8 olur. Yani şurası tüm uzunluğumuz 8'dir. Mesela bu ayrıtımız şurası 6 ise şuradan şunu çizdiğiniz zaman şey 4 ise şuradaki yüksekliğimiz de 4'tür. Aynı şuradan çizerseniz bir de şuradan çizdiğimiz zaman şu ağırlık merkezinden buradaki 8 ise şurası da 8'dir. Şurası 4'te 4 olur. Bu uzunluğumuz 4 ise şuralarda 2'ye 2 olur. Burası diktir zaten. Hani ağırlık merkezinin şu doğrultuyu getirdiğimiz zaman bunlar tam eşit olduğundan dolayı şurası diktir. Şöyle bir şey yapacağız. Alanı istiyorsa buradaki yüksekliğimiz 4 ise ağırlık merkezine bunu birleştirdiğimiz zaman burası da 4'tür. Bir de şunu çekerseniz buradaki ayrıtımız şu uzunluğumuz 8 ise şurası da 8'dir. Şurada bir alanımız çıkar. Şunun tamamı da 8'dir. Alanımız 4 çarpı hani dörtgenlerde köşegenler çarpı bölü 2 kaç olur? 16 olur. Alanı buluruz. Çevreyi nasıl bulacağız? Bizden çevresini istemiş. Şimdi burası 2 idi. Şurası da 2. Şurası 4. Burası da 4. Dik üçgenin 2, 4 varsa burayı kaç buluruz? 2 kök 5. Şuradaki uzunluklarımız hepsi 2 kök 5'tir. Yani aslında bu bir eşkenar dörtgendir. 4 çarpı 2 kök 5'ten çevremizde buradan ne olur? 8 kök 5 olması gerekir. 14. sorumuz. Şekildeki dikdörtgen prizmasında ayrıtları verilmiş. 6, 8, şurası 3, burası 5, 3 demiş. Bizden ne istiyor? Şuradaki bir sinüsün kaç olduğunu soruyor. Şimdi şöyle bir şey var. Buradaki uzunluğumuz 6 ise şunun tamamı da 6'dan burası 3 olur. Bir de şu taban ayrıtımız ile şuradaki ayrıtımızın buranın 90 derece olduğunu bilmeniz gerek. Yani bunun buradan buraya gelmesi ya da şuradan şuraya inmesi şu 90'ı değiştirmesi. Peki burası 8 ise şu tamam 8, burası ne olur? 5 kalır. Dik üçgende 5, 5 varsa burası 5 kök 2. Yani PC uzunluğu 5 kök 2. Şimdi bizden şu bir dik üçgenimiz oluştu. Şu sin x'i istediği için sin x'i biz karşı bölü hipotenüs dediğimizden dolayı karşı bölü hipotenüs diye buluyoruz. Şimdi burada başta neyi bulmamız gerekir? Şu üçgende hipotenüsü bulmamız gerekiyor. 5 kök 2'nin karesi artı 3'ün karesi Pisagor bağıntısından şuradaki uzunluğumuz 50'dir. Buradan 9 daha kök 59 olur. Şimdi artı sinüsü bulabiliriz. Sinüsümüz x'in karşısında burada ne var? 3 var. Şu dik üçgeni 90'ın karşısı hipotenüsü ne var? Kök 59 var. Sin x'in değeri buradan 3 bölü kök 59 olur. 15. örneğimiz dikdörtgen prizması şeklindeki tahta bir bloktan dikdörtgen prizma şeklinde bir parça çıkarılıyor. Buna göre ilk prizman alanı ile oluşan şeklin arasındaki farkımız kaçtır? Aslında burada soru bir şekilde alan ne kadar azalmış diye soruyor. Farkımız zaten o azalan kısımdır.
Şimdi bu tarz sorularda ben şöyle bir şey söyleyeyim size. Biz bunu ilk kısma şöyle getirsek, hani çıkarılmadan önce şeklimiz nasıldır? Şöyle ilk kısma getirdiğimiz zaman böyle bir şey değil miydi? Yani hiçbir kesit olmadan bu şekildeydi. Şimdi bunu kestiğimiz zaman şuradaki sağdaki şu parçanın aynısı şu yanda çıkıyor. Öndeki bu parçanın aynısı şu arkada çıktığı için bu ikisinde azalma olmaz. Ama şuralarda bir de şurada kestikten sonra şunu görmeseniz bir boşluğumuz oluşur. Yani aslında şuralarda şu tabanla şu tabanda bir azalma olur. Şimdi burası 5 olduğundan dolayı burası da 5'tir. Şuraya kaç kalır? 3 mü kalır? Bak şuradaki artık bu yüzeyin aynısı çıkmamış. Şuradaki alanda da aynısı çıkmamış. Bu ikisinde artık bir azalma olmuş. 3 çarpı 4 buradaki alanımız kaçtı şu alanımız? 3 çarpı 4 12. Buradaki alan 12, şuradaki alanımız da 12. İlk kısma göre bu ikisinin bir daha aynısı çıkmadığı için 12, 12, 24 azalmış. Yani çıkarıldıktan sonra bizim yüzey alanda 24 bir azalma var. Şimdi şöyle bir sorumuz var. Şekildeki dikdörtgen prizmasının bir miktar su bulunmaktadır. Prizma şuradaki BCM ile şu yüzey üzerine yatırılırsa içindeki suyun yüksekliği ne olur diye sormuş. Burada ben şöyle bir şey söyleyeyim. İlk önce şu prizmanın içindeki suyun hacmi nedir? Hani bu yüksekliğim zaten suyun bir özelliği var. Bulunduğu kabın şeklini alır. Prizma içinde ise şu prizma gibi düşünsek bu prizmanın hacmini alıyor. Şu an suyun hacmi ayrıtlarımız şu yüksekliğimiz 2, taban ayrıtlarımız 5, şurası da şuradaki taban ayrıtımız 9. Yani suyun hacmi budur. Bunu biz şu yüzey üzerine yatırırsak artı suyumuz şöyle bir konuma gelse artı suyumuz bu olur. Bu yüksekliği zaten hani şu yatırdıktan sonra buradaki yüksekliğimize h desek şu taban ayrıtımız kaçtı? 6'ydı. Buradaki taban ayrıtımız kaç? 5. Şu şekilde düşünseniz artık bu yüksekliğimizdir. Şunlar da tabanımızdır. Bu şekilde suyun hacmi nasıl olur? Aynı su yükseklik çarpı şuradaki taban ayrıtlarımız 6 çarpı 5. Bu da suyun hacmidir. Buradaki suyun hacmi şu suyun hacmi birbirine eşit olur. Sadeleştirme yaparsanız bunlar gider. Buradan 6h'ımız eşittir 18'den h'ı kaç buluruz? 3 buluruz. Yani şu BCBL yüzey üzerine yatırıldığı zaman buradaki suyun yüksekliği ilk durumda 2 iken ikinci durumda 3 olur. Burada şöyle bir şey söyleyeyim. Şöyle bir yorum yapmanız gerekiyor. Mesela taban alanımız 5 çarpı 9'dan 45, yükseklik 2. Şuradaki taban alanımız 6 çarpı 5'ten 30. Bak taban alanı şu şekilde genişlediği zaman yüksekliğimiz azalır. Mesela 45, 30'dan büyük olduğu için buradaki yüksekliğimiz şu yüksekliğe göre daha küçüktür. Taban alanı genişlerse yüksekliğimiz azalır.